Günaydın. Cuma günü tabii Amerikan borsalarının kapalı olması nedeniyle çok net bir veri fiyatlaması görmedik ama şu an itibariyle baktığımızda future'larda belirgin bir aşağı baskı olduğunu görüyoruz. Cuma günkü verinin de zaten hemen fiyatlandığını gördük zayıf bir şekilde. Şu anda diplerin çok hafif üzerinde olsak da zayıf seyir devam ediyor. Burada söyleyebilecek aslında çok fazla bir şey yok. Aşağıya doğru baskı biraz daha devam edecektir. 8 itibariyle bilançolar da gelmeye başlayacak. Burada zaten dikkat çekiyorum. Ulaştırma endeksi net bir şekilde dibini kırmış durumda. Dolayısıyla Dow teorisi açısından baktığımızda artık bir sorun olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Şurada göreceksiniz yeni bir zirve Şubat ayı itibariyle bu endekste kaydedilirken ulaştırma endeksine baktığımızda hem bu yeni zirvenin kaydedilmediğini görüyoruz hem de önceki dibin çok net bir şekilde kırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada çok belirgin bir uyumsuzluk söz konusu. S&P tarafına gelelim. S&P tarafına da baktığımızda aslında benzer bir problemi orada da görüyorsunuz. Burada da göstergede alçalan tepeler olduğunu görüyoruz ama kendisi yükselen bir trend düz içinde. Burada pek sağlıklı olmayacak ama şu çizgiyi de biraz uzatabilirsek eğer buradan çok kabaca şöyle yapalım. Buradan aşağıya doğru 1980 seviyesine doğru bir test son derece mümkün gibi gözüküyor. Burada aslında genel düşüncede tabii şu olacaktır. 2 çeyrektir aslında 3 çeyrektir gelen bir yavaşlama var. Dolarda çok belirgin bir kuvvetlenme var. Dolayısıyla şirket bilançolarında geldiğimiz seviye itibariyle bir düzeltme olması gerekir. Burada tabii biliyorum genel görüş Amerikan endekslerinde ciddi bir şişiklik olduğu, dolayısıyla da çok büyük satış yiyeceği yani devamlı olarak zirve olduğu düşüncesi var. Ben bu düşünceye çok katılmıyorum. Tabii 1980'lerin kırılması problemi arttıracaktır. Teknik olarak da görüntüyü çok daha kötü hale getirecektir. O zaman 1800'lü, 1820'li seviyeleri bile konuşmamız söz konusu olabilir diye düşünüyorum ama hala Amerikan borsasının nette trendini bitirdiğini düşünmüyorum. Ara bir kötü dönem olabilir. Çok kuvvetli de bir düşüş olabilir. Çünkü uzun süredir çok kuvvetli ciddi bir düşüşümüz yok. Şurada gördüğümüz tarzda bir düşüş söz konusu değil. Ama Amerikan borsalarında önümüzdeki 1,5 sene daha endeksin yeni zirveler yapacağını düşünüyorum. Kısa vade baktığımızda dediğim gibi biraz daha korkunun baskın gelmesi ve aşağıya doğru 1980'lere doğru itmesi bana daha makul bir hareket gibi geliyor. Zaten son dönemde baktığımızda herhangi bir gelişme yok. Son Fed toplantısından sonra da söylemiştim. Bir satış gelecektir ama bu satışı tabii trade olarak kullanabiliriz veya biraz bekleyip alım tarafında kullanabiliriz diye düşünüyorum. Artık endekste değil ama tabii herkesin baktığı senet olduğu için artık klasikleşmiş olduğu için söylüyorum. Alcoa da ayın 8'inde bilançosunu açıklayarak start vermiş olacak. Şu veriye tekrar bir bakalım. Sabahki raporumda da bunu paylaşmıştım şuraya. Şunu toplamdakini koyalım. Şimdi 3 aylık ücretlerdeki değişim şurada gördüğümüz son derece pozitif olduğunu düşünüyorum. Kuvvetli bir yukarıya doğru hareket söz konusu. Son yıllarında en kuvvetli hareketi. Birazdan veri olarak da bakarız ama uzun süredir bu netlikte bir şey görmemiştik. Burada gördüğümüz yıllık bazda baktığımızda çok önemli bir yukarı kırılma olmadığını görüyoruz ama aylık bazdakinin 3 aylık ortalamasına baktığımızda çok net bir yukarıya doğru trend olduğunu söyleyebiliriz. Tabii şurada non-farm payroll'un da gidişatına bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Non-farm payroll'da da çok büyük bir pardon şunu şeye getirelim. Detaylarına bir getirelim.
çok büyük bir sapma oldu ve önceki verinin de aşağı yönlü revizyon olduğunu görüyoruz. Genelde piyasa kuvvetliyken revizyonlar yukarı yönde olur, piyasa zayıfken aşağı yönde olur. Dolayısıyla bu düzeltmeyi seviyeler hala yüksek olmasına rağmen negatif algılama taraftarıyım. Şurada tekrar bir ücretlere bakalım. Sene başından bu yana gelen rakamlara bakıyoruz. 0.6 ki 0.5'ti, 0.1 ve 0.3 son derece kuvvetli rakamlar olduğunu görüyoruz. 0.5, 0.1, 0.3. Dolayısıyla bu uzun süredir görmediğimiz tempoda bir rakam dizisi diye düşünüyorum ve bunun Nisan ayında da devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bunun devam etmesine rağmen olması gereken şey şu: şurada gördüğümüz 129 binlik verinin 180 binin üzerinde, tekrar 250-260 olmasına gerek yok ama 180 binin üzerinde oturuyor olması lazım. Tabii şurada çalışma saatlerinin geriliyor olması da GDP açısından çok iyiye doğru bir işaret değil. Ama yine de tekrarlıyorum, bu veri Fed'i çok fazla paniğe sürüklemeyecektir. Çünkü eğer 12 aylık ortalamasına bakarsak 260 bin civarında bir seviyedeyiz. Dolayısıyla şimdilik Fed'in bu veriye dur bakalım ne olacak gözüyle bakacağına inanıyorum. Bugün gelecek olan verilerden elbette ISM ön plana çıkacaktır. Hafif bir gerileme bekleniyor ama sert bir gerileme olursa negatif olur. Burada tabii büyük ölçüde aslında dolar etkisinin olmadığı bir veriye bakıyoruz. Hizmet sektörü olduğu için içeriye doğru tabii turizm vesaire bu tarz şeylerin etkisi vardır ama iç piyasayı gösteren bir veri. Dolayısıyla çok büyük, çok net bir geri çekilme olması negatif olarak değerlendirilmesi gereken bir gelişme olacaktır. Piyasanın geneline baktığımızda evet Amerika açık ama Almanya veya İngiltere, Fransa gibi ülkelere baktığımızda bugün Avrupa'nın büyük ölçüde kapalı olduğunu görüyoruz. Paskalya nedeniyle ama Amerika seansıyla beraber bütün fiyatlamalar gerçek fiyatlamalara dönecektir. Pariteler tarafına gelelim. Paritelerde Euro'nun Cuma günü zaten piyasa açık olmasa da çok net bir tepki verdiğini gördük. Burada tabii benim açımdan ilginç olan şey hala 10-30'lar civarının net bir şekilde aşılamıyor olması. Şurada görüyorsunuz 1, 2, 3, 2 buradan güzel bir trade de yakalamıştık. Dördüncü kez de aşağı yukarı denedi ama üzerine çıkamıyor. Üzerine çıktığı zaman ne olacaktır? Üzerine çıktığında 200 günlüğü de atalım. Önce 50 günlüğü test edecektir. 10 nokta veya 11 diyelim. Ardından da şurada gördüğümüz 1.12, 1.14 bandına gidecektir. Tabii burada Yunanistan'la ilgili kaygılar vesaire de olduğu için Euro diğerlerinden de kastım aslında ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha zayıf tepki veriyor. Eğer mutlaka burada bir dolar zayıflamasını oynamak istiyorsanız, ki mantıklı koşullar bunu destekler hale geldi, o zaman belki gelişmekte olan para birimleri üzerinden oynamak daha doğru olacaktır. Benim görüşüm değişmiş değil. 1.14'ler belki orası kırılırsa daha üstü bile söz konusu olabilir. Ama ana dolar trendini değiştirecek şey sadece Amerika'da zayıflama değil, aynı zamanda Avrupa'da da çok net kuvvetlenmeler olması gerekir ki ben bunun 3. çeyrekten itibaren ortada olmayacağını, kalmayacağını düşünüyorum. Bu hafta Yunanistan var ama 9'unda ödeyebiliriz tarzı bir açıklama gelmiş durumda. Şurada spekülatif pozisyonlara hemen bir göz atalım. Spekülatif pozisyonlar görüyorsunuz yeni rekor şorta gelmiş durumda. Tabii bu 31'i itibariyle, dolayısıyla Nisan'ın o 1.08'ler ve üstüne atan hareketi söz konusu değil. Biraz kapanmıştır ama bir short covering beklentisi içindeyseniz şu anda ortam buna son derece uygun gibi gözüküyor. Buradan çok pardon. Buradan risk reversal'lara da bakalım. Hemen bir opsiyon piyasasındaki durum nasıl? Orada da yukarıya doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Aşırı değil ama yukarı bir hareket söz konusu. Spread tarafına da baktığımızda, ki asıl burası götürüyor pariteyi, görüyorsunuz son dönemin neredeyse Ocak ayındaki seviyesine gerilemiş durumda. Dolayısıyla bu Euro'yu destekleyen bir spread diyebiliriz. Buradan
Japonya'yla geçelim. Japonya'nın tarafında çok da belirgin bir hareket olmadığını görüyoruz veya en azından benim okuduğum şekliyle çok belirgin bir hareket yok. Burada 117-25 seviyeleri aşağıda önemli. Yukarı tarafta da şurada gördüğümüz 121-75 seviyeleri. Bu band içinde salınım devam ediyor. Japonya'da yeni bir paket şu an için söz konusu değilse bu bandın içinden çıkması da ya Amerika'da çok ciddi kötü bir gelişme olacak ve bununla beraber yen safe haven özelliğiyle ortaya çıkacak veya önümüzdeki günlerden itibaren Amerika'daki veri zayıflamasının mevsimsel olduğu ortaya çıkacak. Bununla beraber Amerika verileri kuvvetlenecek ve yukarıya doğru bir hareket olacak. Bunlar olmadığı sürece Japonya'nın da bu bandın içinden çıkma hareketi olacağını şimdilik düşünmüyorum. Burada da CFTC verisine hemen bakarak altına geçelim. Görüyorsunuz geçtiğimiz hafta söylemiştim Japon yeninde ortam değişiyor, bir şeyler farklılaşıyor diye. Yavaş yavaş şurada yıllardır içinde olduğu band yani quantitative easing ile başlayan 2012'den 2015'in Şubat'ına kadar devam eden band artık kırılmış durumda. Tabii bu da 31 itibariyle ama normal short seviyelerine doğru hatta belki de longa doğru geri çekilmek isteyen bir piyasa var. Elbette bu aslında Japonya'nın da ya Amerika'ya yönelik veya genel global gelişmelere yönelik bir tedirginliği gösteriyor olabilir veya daha önce düşündüğüm tarzıyla ECB yeni başlıyor. Boj ortada bir yerde bitirmek üzere Fed bitirdi düşüncesinin merkez bankalarının stratejilerinin yansıması şeklinde bir görüntü diyebiliriz. Zira Boj devam ederken quantitative easing'i orada da rekor shortlar vardı. Şu anda da ECB tarafı devam ettiği için Euro'da benzer bir resim görüyoruz. Metaller tarafında tabii altından hızlı bir şekilde tepki verdi. Önce isterseniz bir gümüş tarafına bakalım. Gümüşte 50 günlük ortalamanın üzerine daha önce çıkmıştı. Hemen ardından bir kayma oldu ama toparladı. 200 günlük ortalamaya yaklaşmak üzere. Altın tarafında da benzer bir durum görüyoruz. 50 günlük gümüş çıkmasına rağmen çıkamamıştı. Ama gümüşün öncülüğünde şimdi yukarıya doğru bir hareket var. 1233'lere doğru da gidebilme potansiyeli var bu hareketin. Tabii baktığımız zaman ben çok net de büyük bir hareket olarak bunu değerlendirmiyorum. Önemli bir destekten toparlanmaya başladı. Muhtemelen de burayı deneyecektir. Üzerine de gidebilir. Ben 1340 aşılmadığı sürece altın hareketinin yukarıya döndüğüne ikna olmayacağım. Dolayısıyla çok gecikmeli olarak bu hareketi yakalıyor olacağım. Ama hareketin genel büyüklüğüne baktığımızda yani altında olabileceklere baktığımızda 1340'lardan şuralardan pozisyona girmek benim açımdan çok büyük bir problem değil. Çünkü önü çok açık bir ralliden bahsediyoruz. Bu aslında bir düzeltme. Ama hala benim ana senaryomda burada binlere doğru bir geri çekilme olacağı var. Dolayısıyla yukarı hareketleri şüpheyle karşılıyorum. Bu seviyelerden de bir short yapmayı düşüneceğim veya petrolle birazdan petrole de bakarız. Petrolle bir pair trade olabilir mi diye de düşünmüyor değilim. Çünkü petrol altın rasyosu tarafına da baktığımızda şurada haftalığa çekelim 1980'lere gidelim. Ucuz olanın petrol olduğunu görebiliyoruz. Tabii yukarı gidemez mi? Altın daha iyi bir rally gösteremez mi? Gösterebilir elbette ama absolut bazda baktığımızda ucuz olan petrol diyebiliriz. Peki petrol tarafında ilginç bir durum var mı? Aslında şöyle gidelim. İran konusu çözüldü. Hemen ardından hafif bir satış yedi. Ama görüyorsunuz 50 günlük ortalamasının etrafında tutunmayı sürdürüyor. Burada da artık şu seviyelerde bir dip yapmış gibi gözüküyor. Zaten
Gösterge üzerinden de bakarsak yükselen dipler var. Burada alçalan bir dipten bahsediyoruz. Haftalık bazda da sıkışmanın giderek arttığı gözüküyor. Tabii bu tarafta henüz bir al sinyali gelmiş olmasa da yukarıya doğru haftalıkta da bir uyumsuzluk var. Dolayısıyla ben biraz daha petrolü yakından takip etme taraftarıyım. Burada bir kuvvetli yukarı olabilir. Nereye doğru? 56'ya doğru olabilir. Çok büyük bir rally beklentisi içinde açıkçası değilim. Çünkü hem İran'dan gelecek olan petrol momentum kazanacak belli bir süre sonra. Hem İran petrollerinin piyasaya net bir şekilde gelmesiyle Çin'in vesaire daha net yavaşlaması bence aynı zamana denk düşecektir. Dolayısıyla orta uzun vadede petrolde çok büyük bir yukarı hareket beklentisi içinde değilim veya kalıcı bir yukarı hareket beklentisi içinde değilim. Ama şuradaki sıkışmanın da yavaş yavaş takip edilmesi gerektiğini, bu hemen önümüzdeki hafta yukarıya doğru patlamayacaktır. Ama yavaş yavaş takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasa açısından önemli bir fırsat olabilir. Tabii yukarıya mı gidecek dersiniz illa? Hayır, aşağıda geliyor olabilir ama benim düşüncem önce yukarıya doğru bir hareket. Çünkü İran konusunu iyi sindirdiği gibi gözüküyor. Yukarıya doğru bir hareket. Ardından da fundamental nedenlerle, yani doların tekrar kuvvetlenmeye başlaması, faiz arttırımının gündeme geliyor olması, Çin'in zayıflaması vesaireyle petrol tekrar geri çekilecektir. Tekrar söylüyorum, uzun vadeli bir yukarı hareket beklentisi içinde değilim. Herkese iyi haftalar diliyorum.